Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Türkiye'deki Suriyeliler meselesi yeniden alevlendi. Önceki gün Kayseri'de bir taciz olayı nedeniyle Suriyelilere dönük linç girişimleri gerçekleştirildi. Suriyelilerin evleri, iş yerleri, araçları ateşe verildi. Suriyeliler dövüldü ve buna tepki olarak da dün Suriye'de Türkiye'nin işgal ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı insanlar gösteri düzenlediler, sokaklara döküldüler. Türkiye'nin kurumlarını, kaymakamlığını, PTT binasını, bankalarını, valilik binasını kuşattılar, taş yağmuruna tuttular, Türk tırlarına, Türk askeri araçlarına saldırılar düzenlendi, Türk bayrağı indirildi. Tepkiler devam ediyor. Türkiye'den de yine dün gece buna dönük olarak Suriyelilerin Suriye'de Türkiye karşıtı gerçekleştirdikleri eylemlere tepki olarak Konya'da, Hatay'da, İstanbul'da ve Adana'da birçok şehirde yeni girişimleri oldu, yeni saldırı girişimleri oldu. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre şimdiye kadar Türkiye'de Suriyelilere karşı gösterileri düzenleyen, bu gösterilere katılan yaklaşık 470 kişi gözaltına alındı. Olaylar durulmuyor ancak bugün itibariyle bir parça sakinleştiği de gözleniyor. Fakat bölgede barut fıçısı gibi Türkiye'de öyle patladı patlayacak. Uzunca bir süredir zaten Türkiye'de Suriyeli mültecilere dönük olarak bir nefret söylemi geliştiriliyor. Bir ırkçı dalga yükseltiliyordu. Buna öncülük eden bir takım siyasi partiler ve siyasi liderler de vardı. Şimdi ama yeni bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor. Gelişmeleri sadece Suriye-Türkiye ilişkileri, Esad'la Erdoğan arasında Rusya'nın da öncülük ettiği, katalizör görevi üstlendiği görüşme süreciyle açıklamak çok kolay görünmüyor. Böyle açıklayanlar var. Buna bir tepki olarak olayların çıktığını söyleyenler var. Özellikle iktidar ve yandaşı medyadan böyle yorumlar geliyor. İşte Türkiye Esad'la anlaşacak. Türkiye ile Suriye birlikte yeni Suriye'nin oluşumuna bir adım atacaklar. Ona dönük bir takım stabilizasyon çalışmaları olacak. Bunlar rahatsız olan güçler. Kim bu güçler? Onlara göre Siyonistler, İsrail, Amerika devreye girdi. Düğmeye bastı. İnsanlar sokaklara döküldü. Zaten böyle bir fıtratları, böyle bir gelenekleri var Türkiye'deki siyasal güçlerin. Türkler normalde kendileri, kendi başlarına hareket etmezler, bir yere saldırmazlar, birilerini katletmezler, birilerini öldürmezler, hiç girişimde bulunmazlar. Mutlaka birileri bunları harekete geçirir, provoke eder, tahrik eder. Ondan sonra da olaylar kontrolden çıkar. Aslında öyle değil. Her fırsatta Suriyelilere dönük yıllardır zaten gelişen bir tepki var. Suriyelilere hayatı cehenneme çevirmiş bir Türk gerçekliği var, bir Türkiye gerçekliği var. Bunlar göz önündeyken sadece bu tür olaylar çıktığı zaman biraz da bu ırkçı kesimleri, bu yapılan saldırı girişimlerini hafifletmek için bu tür tespitler yapılıyor ama bunların bir karşılığı yok. Fakat şöyle bir durum var. Elbette bir siyasal hesap var, bir siyasal ajanda var. Bu olayları tetikleyen bir siyasal süreç var. Ona bakmak lazım. Neler oluyor, neler olabilir, süreç nereye doğru gidiyor? Onunla uğraşmak gerekiyor. Çünkü esas mesele o. Yoksa Türkiye'deki açıklamalara bakacak olursak, komplo teorilerine bakacak olursak, olayları aydınlatmakta, olayları yorumlamakta zorlanırız. Aslında Suriyelilerle ilgili meseleler uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde. Türkiye'nin bir Suriye problemi var. Arap Baharı'ndan bu yana Türkiye Suriye'deki iç savaşa aktif olarak katıldığı için Türkiye'nin bir Suriye sorunu var. Suriye'nin de işgalci bir güç olduğu için Suriye'de bir Türkiye sorunu var. Suriyelilerin kendi ülkeleriyle ilgili özlemleri var. Türkiye'de karşıya kaldıkları baskı, zulümler var. Aynı şekilde Türkiye'nin işgal bölgelerinde işlediği insanlık karşıtı suçlar var, sekte idare ettiği cihadist çeteler var. Bütün bunlar ancak dediğim gibi Arap Baharı'yla gelişen sürecin bugüne taşınan sonuçları. Arap Baharı'nda Libya'dan sonra, Mısır'dan sonra, Tunus'tan sonra sıra Suriye'ye geldi diyen Erdoğan, Esad'ın da Kaddafi gibi Esad'ın da
Mübarek gibi bir an önce gideceğini düşündü ve Suriye iç savaşına barıklama daldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile birlikte bir proje yürütüldü o dönem. Obama döneminde Eğit Donut projeleri yürütüldü. Orada bir takım cihadist çeteler Türkiye'ye getirildi, eğitildi, onlara silah verildi, onlara geçici hükümet kurduruldu, ordu kurduruldu. Neyse ki bütün bunlar hiçbir sonuç vermedi. Esad'ın işlediği insanlık suçlarına Türkiye'nin de işlediği insanlık suçları eklendi ve Suriye dramı dediğimiz, Suriye trajedisi dediğimiz bir süreç yaşandı. Aşağı yukarı da 10 yıldır devam ediyor Suriye. Korkunç bedeller ödedi Suriye'de yaşayan insanlar, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ermeniler, Asürü Süryaniler. O ülkenin bütün insanları çok ağır bedeller ödediler. 10 milyonun üzerinde insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Kayıplar var, cezaevinde olanlar var, yaralılar var. Suriye iç savaşı Suriye halkına bir yıkım ve felaket getirdi. Ve şimdi bu felaketin aslında yeni bir aşaması başlıyor diyebiliriz. Ne olacağını kestirmek çok zor. Fakat şunu görmek mümkün. Arap Baharı ile başlayan süreç sadece Suriye'de, Türkiye'de değil, bütün bölgede kapandı. Ne zaman kapandı? 7 Ekim'de. Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla birlikte o süreç sona erdi. O sürecin bütün ilişki biçimleri, o sürecin yol açtığı bütün sonuçlar artık bir boşluğa doğru düştü. O zaman da sizinle paylaşmıştım ve demiştim ki bölgede artık yeni bir gelişme var. Yeni dengeler inşa edilecek ve herkes kendi pozisyonunu buna göre gözden geçirecek. İttifaklar, müttefik arama ilişkileri, politik değişimler bu süreçte gündeme gelecek. Cephe değişiklikleri olacak, yeni arayışlar gündeme gelecek. Öyle de oluyor. Henüz zaten işin başındayız. Bir dönem kapandı, bölgede Orta Doğu'da Arap Baharı ile başlayan dönem sona erdi. Yeni dönemin de aslında başlangıcındayız. Dediğim gibi daha fragmanlarını izliyoruz. Fakat bu süreç ilerliyor. Bu sürecin nerede, nasıl sonuçlanacağını kestirmek de çok kolay değil. Orta Doğu yeniden dizayn ediliyor. Orta Doğu'da yeni dengeler inşa edilecek. Ve bu yeni dengelerin inşa edilme sürecinde herkes hem kendi pozisyonunu gözden geçiriyor, kendi ayak bağlarından, sırtındaki yüklerden kurtulmaya çalışıyor. Kendine geleceği açısından yeni ilişkiler, yeni ittifak konseptleri üretiyor. Yeni politik değişimler yapmaya çalışıyor. Bütün bunların sonucunda da Suriye ile Türkiye arasında da bir yakınlaşmanın ihtimali orta yere çıkmış bulunuyor. Buna hem Türkiye'nin ihtiyacı var, hem Suriye'nin ihtiyacı var. Çünkü 7 Ekim'de başlayan süreç geldi, Suriye'nin kapısına dayandı. Hamas'la ilgili süreç tamamlandı diyebiliriz. Artık İsrail Hamas tehdidini devreden çıkardı ve şimdi Hizbullah tehdidini devreden çıkarmak için harekete geçmeye çalışıyor. Bunun hazırlıkları var. Buna dönük olarak diplomatik temaslar var. Askeri hazırlıklara eşlik eden, buna uygun olarak siyasi bir takım yeni dizaynlar var, yeni düzenlemeler var. Geçenlerde Amerikalılar Irak'ı bu konuda uyardılar. İran uçaklarına Irak'ın hava sahasının kapatılmasını istediler. İran'ı da aslında doğrudan ve dolaylı tehdit ediyorlar. Bu savaştan uzak dur diyorlar. Amerikalıların bölgedeki askeri varlığı da artarak devam ediyor. Her ne kadar görünürde İsrail'i Hizbullah'la bir çatışmadan alıkoymaya çalışsalar da Amerika'dan gelen açıklamalarda, Amerika'nın izlediği politikada İsrail'in bu kararlı tutumu da İsrail Hizbullah çatışmasının kaçınılmaz olacağını gösteriyor ve bu çatışmanın Lübnan'la sınırlı kalmayıp Suriye'yi de içine alacağı anlaşılıyor. Zaten buradan hareketle bazı siyasal gözlemciler bölgesel bir savaşın, ki bunu Pentagon da söylüyor, Amerikalı yetkililer de söylüyor, bölgedeki siyasi güçler de, ülkelerin temsilcileri de söylüyor, herkes bölgesel bir çatışmanın İsrail-Hizbullah savaşıyla kaçınılmaz olacağını söylüyor ve bu tehdide dikkat çekiyor. Ancak bu tehdidi önleyebilecek bir süreçte ne yazık ki ortada görünmüyor. Bu tehdidi engelleyebilecek dinamikler çok zayıf. Aksine İsrail-Hizbullah savaşı ve bu savaş üzerinden bölgesel bir savaş tehdidi her geçen gün giderek yükseliyor. Şimdi böyle bir konjonktürde Suriye'de çok sıkışmış. Esad rejimi de bir çıkış yolu arıyor. Çünkü
Suriye'de aşağı yukarı 70 bine yakın İran milisi var ve bunların arasında yine bir 10-15 bin kişilik Hizbullah gücü var. Hizbullahçılar, Hizbullah militanları ve İran Haycı Şabi ve diğer milis örgütleri bu çatışmada Hizbullah'ın yanında yer almak için aslında peyderpey de Lübnan'a doğru gidiyorlar. Bununla ilgili geçen videolarımda da söylemiştim. Bu kesimlerden bazı açıklamalar da gelmişti. İster istemez İran dışında kalsa bile İran'ın Suriye'deki uzantıları, Suriye'deki milisleri, Suriye'deki Hizbullahçılar İsrail'le bu savaştan, Hizbullah-İsrail savaşından kaçınamaz. Onu Hamas savaşını izledikleri gibi izleyemezler. Suriye'nin aslında çok umut bağladı. Rusya'nın da bu konuda çok fazla etkili olacağı görülmüyor. Çünkü zaten Rusya İsrail saldırılarını engellemede yetersiz kaldı. Engellemek istemedi. İsrail'le çatışmak, karşı karşıya gelmek, Amerika ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Rusya, kendi çıkarlarını her koşulda düşünen ve ona uygun davranan bir ülke. Ancak yine de Golan Tepelerine, Suriye İsrail sınırına bir takım karakollar kurdular. Fakat onlar da herkesin de tahmin ettiği gibi son aşamada İsrail ile çatışmaktan kaçınacaklar. Ukrayna'da başı belada olan savaşın bir denge aşamasına geldiği bu günlerde Putin İsrail ile bir çatışma istemeyecektir. Bunu siyasal gözlemciler bütün boyutlarıyla, bütün dinamikleriyle açıklıyorlar. Dolayısıyla Suriye'nin bu konjonktürde güneyden aşağıdan İsrail'in geleceği, İsrail saldırılarının süreceği bu konjonktürde bir de Türkiye ile sorun yaşamak istemiyor. Esad da iktidarını korumak istiyor. Türkiye'yi bir denge unsuru olarak Suriye'nin içinde tutmak isteyen, yani işgalci yapısına rağmen tutmak isteyen bir Arap iradesi de var. Orada da bir takım gelişmeler var. Arap Birliği'nden, Mısır'dan, Suudi Arabistan'dan da bunu arıyoruz. Türkiye'nin çıkmasını isteyen pek yok. Eskiden vardı ama bu 7 Ekim'den sonra bu konu giderek daha az dillendirilir oldu. Hatta Esad da tutumunu bir parça yumuşattı. Türkiye'de bu yeni dönemde İsrail-Hizbullah çatışmasının bölgesel bir çatışmayı, Orta Doğu'da büyük bir kaosu, büyük bir çatışmayı tetiklemeye aday olduğu bu süreçte iki meseleden, zaten 7 Ekim'den beri bu konuya hız vermiş, iki meseleden kurtulmak istiyor. Türkiye bir Kürtleri yönünde bir engel olarak görüyor, bir ayak bağı olarak görüyor ve hızla bütün gücüyle Kürt meselesinde bir yere ulaşmak istiyor. Ya ezerek, ezemediği yerde de mutlaka müzakere ederek bu Kürt meselesini, Kürdistan meselesini bu yaklaşan bölgesel savaş sürecinde ya da yakınlaşan 3. Dünya Savaşı sürecinde bir biçimde aşmak istiyor. Ama yani Kürtlerin iradesini kabul etmek, Kürtlerle özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe dayalı bir gelecek inşa etmek konusunda bir arayışları yok. Onu yedekte çok zorlandıkları zaman ya da Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları zaman belki gündeme getirecekler. Onu bir B planı olarak sümen altında tutuyorlar. Ama esas olarak hem Irak'ta, hem Rojava'da, Suriye'de, hem de kuzeyde tabii ki bir bütün olarak Kürt hareketini çökertme stratejisine hız vermişler. Türkiye dediğim gibi birinci hedef olarak Kürt engelini aşmak istiyor. Kürtleri kendi önünde, kendi bölgesel ve küresel hedefleri açısından bir ayak bağı, bir engel olarak görüyor ve bunu aşmak istiyor. Şimdi bütün gücüyle işte Güney Kürdistan'da sürdürdüğü operasyonlarda bunu gösteriyor. Hazırlıkları da Esad'la görüşme de bunu gösteriyor. Türkiye'deki uygulamalar da bunu gösteriyor. Bu süreçte Kürt meselesinde bir yere varmak istiyor. Varacağı yer ya bir uçurum olacak ya bir düzlük olacak ama Türkiye çatışmayı sürdürdüğü sürece Kürtlerle, Kürtlerin iradesine, Kürtlerin demokratik taleplerine karşılık vermediği sürece işi çok zor görünüyor. Fakat buna rağmen işte ısrar ediyorlar savaş konseptini daha da yoğun bir biçimde, daha da şiddetli bir biçimde bu süreçte sürdürmek istiyorlar. İki, Türkiye'nin en büyük sırtındaki en büyük yüklerden biri de Suriye meselesi. Yani Suriyeli mülteciler meselesi bir mesele ama Türkiye'nin oradaki işgalci varlığı, oradaki çetelerle arzu edilen sonucu alamamış olması, Suriye'de bir bataklığa batmış olması Türkiye'yi hareket etmekte zora sokuyor. Türkiye bundan da kurtulmak istiyor. En azından
Yeni süreçte bu bölgesel savaşta elini biraz güçlendirmek için, hareket kabiliyeti kazanabilmek için bu 3. Dünya Savaşı sürecinde kendi emellerini, peşinden koştuğu hedefleri gerçekleştirebilmek için bu yükten de kurtulmak istiyor ve bununla ilgili olarak da Esad'la bir süreç başlatıyor. Aslında bu süreç ağır ağır da işliyor. Geçmişte işte istihbarat düzeyinde, güvenlik güçleri düzeyinde sürdürülen bu görüşmeleri şimdi Bağdat'ta diplomatik temaslar şeklinde sürdüğü anlaşılıyor. Aynı şekilde Rusya'nın öncülüğünde bir yeni sürecin ayak sesleri de duyuluyor. Yarın Astana'da Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Erdoğan'la Putin'in bu konuyu yeniden görüşecekleri de anlaşılıyor. Erdoğan oradan döndükten sonra Amerika'ya gidecek. NATO zirvesi var. Biden'la da bu konuyu görüşecek. Aslında Erdoğan'ın Esad'la ve Rusya'yla işbirliği Biden'i bir parça zorlamaya da dönüktür. Biden'ın Rojava'daki tutumunu deyim yerindeyse esnetmeye ya da boşluğa düşürmeye dönüktür. Orada da bir takım dayatmaları olacak. Böyle yani bütün gelişmelerin arkasında Orta Doğu'nun yeniden dizaynı, Orta Doğu'da yeni dengelerin inşa edilmesi meselesi var. Burada da kilit ülke Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağı, nasıl bir yol haritası izleyeceği çok önemli. Onun da ipuçları, yani basına yansıdığı kadarıyla bir takım değerlendirmeler yapmak mümkün ama çok kestirmek de mümkün değil. Çünkü çok derinden giden bir yeniden yapılanma, bölgenin yeniden dizayn edilmesi stratejisi var ki bunu anlamak çok zor. Böyle çünkü ikide bir, birileri iki geri, bazen çelişkili açıklamalar, çelişkili durumlar oluyor. Bunları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek, öngörebilmek en azından benim açımdan çok zor görünüyor. Fakat şunu söyleyebilirim. Geçenlerdeki Biden-Trump düellosundan sonra, canlı yayın tartışmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede gerilimi tırmandıracağı ya da bir savaşı göze alacağı bir siyaseti onayladığını gösteren bir gelişme oldu. O da şöyle, bu Biden-Trump tartışmasından sonra kamuoyu yoklamaları Trump'ın %70'e yakın bir destekle, daha doğrusu bir olumlu yorumla Biden'ı ezdiği görüldü. Biden tartışma programından yenik çıktı. Hatta Biden'a demokratlar bile, kendi partisinden bile çekil çağrıları geldi. Ailesi buna itiraz etti ama şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Trump geliyor. İkinci bir gelişme daha oldu. Amerika'da yüksek mahkeme Trump'ın bazı meselelerde dokunulmazlık hakkı olduğuna dair bir karar verdi ve bugün Biden'ın o kararı da çok tehlikeli bulduğunu açıkladı. Şöyle, kısaca şunu söyleyeyim. Eğer Trump gelecekse, ki öyle görünüyor, Trump'ın engellenmesi için Biden'ın çekilmesi lazım. Önümüzdeki ay Ağustos ayında Demokratların adaylarını resmi olarak belirleyeceği kongreleri var. 19-22 Ağustos zannederse. Eğer orada Biden çekilmez, Demokratlar Amerikalı seçmenin desteğini alabilecek, Trump'a karşı zafer kazanabilecek yeni bir aday öne sürmezlerse Trump'ın geleceği kaçınılmazdır. Trump'ın gelmesi demek, 2014-2018 sürecini hatırlayalım, bölgede ve dünyada sağ bir rüzgarın, şiddet yanlısı, savaş yanlısı, küreselleşme karşıtı, demokrasi, insan hakları, özgürlükler karşıtı bir rüzgarın bütün küresel alanda şiddetli bir biçimde esmesi demek. Dolayısıyla bütün mesele orada ve öyle zannediyorum ki bölge ülkeleri de Türkiye'de buna dahil olmak üzere herkes hazırlığını buna göre yapıyor. Dediğim gibi şayet Trump kazanır, ne o konular iktidara gelirse yeni cumhuriyetçiler, bölgede çatışmada, krizde bir 4 yıllık süreç içerisinde çalkantılı süreç alevlenerek devam edecek. Ve bu süreç böyle devam ederse herkes bundan elbette olumsuz etkilenecek. Ve bütün mesele İran meselesi olarak ortaya çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Yani
Hizbullah'la İsrail çatışması, İsrail'in Hayd-i Şabi'ye dönük, İran milislerine dönük Suriye'deki savaş hazırlıkları, saldırıları, hatta Irak'taki Hayd-i Şabi güçlerine dönük operasyonları filan, bunların hepsinin arkasında İran operasyonu var. İran'ın bir biçimde bölgede etkisizleştirmesi, Suriye'den çıkarılması meselesi var. Onu da hep sizinle paylaştım. İran'ın vekil güçleri, Hamas mesela darbelendi. Şimdi Hizbullah'ı darbelemek o kadar da kolay değil. O çok şiddetli geçecek ve onun işte bölgesel bir savaşı gündeme getireceğine dair endişeler var. Dolayısıyla bütün bunlar bizim açımızdan ciddi sıkıntılar üretecek gelişmelere işaret ediyor. İran meselesi şu anda alttan alttan kaynayan bir kazan gibi. Kazan fokur diyor. Lübnan'da fokur diyor, İsrail'de fokur diyor, Suriye'de, Irak'ta fokur diyor. Bütün bölgede bu kazan kaynıyor ve bu kazanın taşacağı günlerde giderek ne yazık ki yakınlaşıyor. Şimdi böyle bir süreçte tabii ki Esad'ın da Suriye'nin de Türkiye'nin de yeni döneme uygun olarak arayışları, yeni bir takım politik hedefleri gündeme geliyor. Türkiye bu bataktan kurtulmanın şimdi fırsatını yaratmaya çalışıyor. Esad'la ilgili olarak da her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu söylüyor. Erdoğan da bunu söylüyor. Erdoğan'ın alternatifi olarak seçimlerde öne çıkan CHP'nin lideri Özel de bunu söylüyor. Özel hatta Esad'la görüşme konusunda Erdoğan'dan daha hevesli, daha aceleci davranıyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Suriyeli mültecilerin kısa sürede Türkiye'den gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Esad'ın onları alabilme imkanları da yok. Böyle bir altyapı da yok. Bu süreç yıllarca devam edecek. Türkiye-Suriye sorunları bir kapsamda bir anlaşmayla altına imza atılan bir sözleşmeyle çözülebilecek meseleler değil. 10 yılların biriktirdiği çok ağır sonuçları olan meselelerdir ve bunların çözümü de zaman alacaktır. Kaldı ki iki ülkenin de elinde olmayan, onların da iradesinin üstünde seyreden bir bölgesel gelişmeler meselesi de vardır. Bölgedeki gidişat da bu açıdan çok belirleyici olacaktır. Ancak şu yeni dönemde Rusya'nın da katalizör görevi görerek, öncülük ederek bu sürece Suriye ile Türkiye'nin birlikte hareket edebilme imkanları ortaya çıkacaktır. Mülteciler Suriye'de kalır, onların dönüşüne ilişkin bir takım umutlar yaratılır. Konu gündemden düşürülür. Türkiye'nin işgali de sürece yayılarak bir takım gelişmeler karşılığında gündemden düşürülür. Ama Esad'la Erdoğan, Türkiye ile Suriye yeni dönemde artık İsrail'e karşı mı, artık İran'dan uzaklaşmak için mi, artık Amerika'ya karşı mı birlikte hareket ederler. Yani kendi politik ajandalarına göre bir yakınlaşma süreci olabilir ama bunun aradaki sorunları kısa sürede çözmesi mümkün değil. O sorunlar büyük bir hesaplaşmadan sonra çözülecek ve nasıl çözüleceğini de bugünden söylemek çok kolay değil. Dolayısıyla Kürtler açısından tabii ki sıkıntı var. Kürtler açısından sıkıntının temel kaynağında da Türkiye var. Dediğim gibi Türkiye, Orta Doğu'nun bu yeniden yapılanma sürecinde Kürtlerin ve Kürdistan'ın bir biçimde öne çıkmasından, bir statüye sahip olmasından derin endişe ediyor. Ve bu Kürt meselesi konusunda inisiyatifi bütün boyutlarıyla ele geçirebilmek için de bütün cephelerden saldırıya geçiyor. Güney Kürdistan'da yaşanan da odur. Kuzeyde yaşanan ve yaşanacak olanlar da odur. Rojava'ya dönük olarak saldırılar da, diplomatik görüşmeler de, askeri hazırlıklar da odur. Kürtler açısından dediğim gibi elbette büyük bir tehlike vardır. Fakat bu süreçte işte ne yazık ki Kürtlerin birlikte hareket edememelerinden kaynaklanan riskler giderek artıyor. Yoksa süreç Kürtleri o kadar da çaresiz, o kadar da çözümden yoksun bırakmıyor. Fakat Kürtlerin de aslında 7 Ekim'den sonra gözleyebildiğim kadarıyla her parçada, her partide yeni döneme uygun olarak arayışlar var, tartışmalar var, diyaloglar var. Kendi aralarında sonuç vermese de diyaloglar da sürüyor, arayışlar da sürüyor, gerginlikler de sürüyor bununla paralel olarak. Dolayısıyla her şey Amerikan seçimlerine endeksli görünüyor. Amerika'daki seçimi kimin kazanacağı bölgenin
nasıl bir şekil alacağına ve bölgenin önümüzdeki 4 yılda neleri yaşayacağına da aslında bir ayna tutmuş olacak. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi bir akşam diliyorum.